Sinema Artı'dan herkese merhaba. Yine sinemayla dolu bir programla karşınızdayız değerli izleyenler. Dünyaca ünlü Çinli yönetmen Xie Fei ile özel söyleşimiz, sizler için hazırladığımız listelerimiz ve çok daha fazlasıyla Sinema Artı huzurlarınızda. Sinema Artı'da bu hafta vizyona giren filmlere kısa bir bakış, haftanın öne çıkan sinema haberleri, Çinli usta yönetmen Xie Fei ile özel bir sohbet, Orson Welles ve başyapıtı Yurttaş Kane hakkında her şey, oyuncuların rol aldıkları ilk ve son filmlerindeki halleri listesi ve çok daha fazlası sizlerle buluşacak. Birbirinden değerli yapımların seyirciyle buluştuğu vizyon haftası yine çok hareketli değerli izleyenler. Haftanın vizyona giren filmlerini sizler için derledik. Deli deli kulakları kepeli. 7. Koğuştaki Mucize. 1983 yılında bir Ege kasabasında sıkı yönetim komutanının kızının ölümü üzerine küçük kızı ve babaannesiyle yaşayan Memo idam cezasına çarptırılır. Ama sen aynı yaşta. Yakalayamazsın ki. 7 yaşındaki kızıyla aynı zeka yaşına sahip olan Memo'nun kızı Ova'nın ve diğer herkesin tek isteği vardır. Adaletin yerini bulması. Ancak adaletin gerçekleşmesi için bir mucize gerekmektedir. Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Aras Bulut İynemli, Nisa Sofya Aksongur, İlker Aksun, Yurdaer Okur, Celile Toyon ve Sarp Akkaya gibi isimler yer alıyor. İdam cezası ile... Saklambaç. Grace severek evlendiği yeni eşiyle birlikte mutlu bir hayata adım atmıştır. Bir gün kocasının tuhaf ailesi tarafından akşam yemeğine davet edilir. Birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlayacak bu yemek davetini memnuniyetle kabul eden Grace, başına geleceklerden habersizdir. Genç kadının sıradan bir yemek olarak hayal ettiği bu davet, insanların hayatta kalmak için mücadele ettiği korkunç bir savaşa dönüşür. Filmin oyuncu kadrosunda Samara Weaving, Adam Brody, Mark O'Brien ve usta aktris Andy McAvoy yer alıyor. Oh my God! Aşkı Beklerken. Fransa yapımı Aşkı Beklerken, aynı binada yaşamalarına rağmen yolları bir türlü kesişmeyen iki gencin hikayesi. Remy ve Melanie, Paris'te aynı apartmanda birbirlerinden habersiz hayatlarını sürdürmektedirler. Benzer yaşam tarzlarına sahip, büyük şehrin kalabalığı içinde savrulan, aşkı arayan bu iki komşunun tanışmamış olması oldukça tuhaftır. Her gün aynı kaldırımda yürüyen, aynı yerden alışveriş yapan, her sabah aynı manzaraya uyanan Remy ve Melanie'nin yolları bir gün kesişebilecek midir? Gerçeğin peşinde. Evliliği bitmek üzere olan Lizzie'nin hayatında işinden ve 11 yaşındaki oğlu Thomas'tan başka bir şey yoktur. Bir gün tesadüf eseri gördüğü 7 yaşındaki Lola, onu geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarır. Yıllar önce doğum yaptığı hastanede yangın yüzünden kızını kaybeden Lizzie, hala olayın etkisinden kurtulabilmiş değildir. Lola'yı görür görmez, onun kızı olduğunu ve bebeğini hiç kaybetmediğine kendini inandırır. Zamanla Lola'nın annesiyle yakınlaşır ve küçük çocuğun çevresinden hiç ayrılmaz. Lizzie'nin bu takıntılı hali, ailesiyle ve oğluyla ilişkisini de alt üst eder. Filmin başrollerinde Naomi Rapace, Yvan Strahovski ve Luke Evans yer alıyor. Acı ve Zafer. İspanyol sinemasının en önemli yönetmenlerinden Pedro Almodovar'ın dünya premierini Cannes Film Festivali'nde gerçekleştiren filmi Acı ve Zafer, zamana karşı koyamayan bir yönetmenin hayatı boyunca yaptığı tercihleri ve yaşamında iz bırakan olayları beyaz perdeye aktarıyor. geçmişle günümüz arasında gidip gelen bir hikayeye sahip olan film, yönetmenin çocukluğunun geçtiği 60'lı yılları, ailesiyle birlikte Valencia'da bir köye göç etmesini, ilk aşkı tattığı 80'lerin Madrid'ini, sinema dünyasıyla tanışmasını ve kendisini tanımasına yol açan olayları resmediyor. İspanya'nın Oscar adayı olan filmin başrollerini Antonio Banderas ve Penelope Cruz paylaşıyor. Acı ve Zafer son yıllarda Pedro Almodovar'ın gördüğüm en iyi filmlerinden birisi. Bunun en önemli nedeni otobiyografik bir film olması. Almodovar açık kalplilikle kendini açıyor bu filmde. Seyirciyle bütün sorunlarını, dertlerini neredeyse paylaştığını söyleyebiliriz. Antonio Banderas'ın oynadığı karakter bir film yönetmeni. Belirli bir yaşa gelmiş ve artık söyleyecek bir şey yok gibi hissediyor. Ve sağlık sorunlarına dönmüş. Tümüyle sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. Kendi içine dönmüş, hiçbir şey yapmak istemiyor, yeni bir film çekmek istemiyor. Müthiş bir isteksizlik var. Menajeri, arkadaşları bunu kırmaya çalışıyor ama o kıramıyor. İşte bütün bu süre içerisinde film onun çocukluğa dönüşünü, geçmişini hatırlamasını anlatıyor. Ve çocukluğa döndükçe, aslında çocukluk hikayesini izledikçe orada da bir hikaye var. O hikaye devam ediyor. Bir taraftan da o usta yönetmenin hikayesini takip ediyoruz. Aslında sorunu da, bütün o sorunlarına çözümü de çocukluğun içinde buluyor. Çocukluk o sanatla ilişkisini, çocukken sanatla yaşadığı ilişkiyi, resimle yaşadığı ilişkiyi, hayatla yaşadığı o ilişkiyi ustalık yıllarında, yaşlılık yıllarında yeniden buluyor ve bir şekilde bir çıkış sağlıyor. Film bunu gerçekten çok güzel anlatıyor. Filmin en hoş yanı bu dürüstlüğü. Bizi bu çok etkiliyor. Filmin hemen başında bir coğrafya bölümü, bir de anatomi bölümü var. Coğrafya diyor ki, yönetmen olarak coğrafyayı çok iyi biliyorum, tüm dünyayı gezdim diyor. Anatomiyi de çok biliyorum, hastalıkların nedeniyle diyor. Aslında coğrafya dış dünyaya açılmayı simgeliyor, anatomi içe dönmeyi simgeliyor. Filmin sonunda görüyoruz ki aslında bütün sorun yeniden dışa açılması gerekiyor. Yeniden insanlarla iletişim kurması gerekiyor. Çünkü yola çıktıkça, insanlarla iletişim kurdukça değişecek. Film çektikçe bütün o sorunların aşacağını hissediyoruz. Çünkü o fiziksel sorunlar, o hastalığın kökeninde aslında o var. Yani yola çıktıkça, film çektikçe aslında bütün hastalıklarda geçip gidecek. O yüzden de ben filmi çok iyi buluyorum. Son yıllarda seyrettiğim en iyi Pedro Almodovar filmi. Sinema Artı'nın bu haftaki konuğu dünyaca ünlü bir isim. Çinli yönetmen Xie Fei'yi ağırlıyoruz değerli izleyenler. Mr. Professor, welcome to our show. Yeah, my pleasure. Yeah. You are the master of lots of directors, so we are happy to having you in our show. Yeah. Your movies are like a bridge between China and the rest of the world. So, what do you think about Chinese cinema in global area? Well, this is my first time being your beautiful country, Turkey, and the first time being Adana Film Festival. This is my honor get this award. Thank you. Film Festival give me chance to show my Chinese movie to Turkish audience. I think this is very exciting for me. Chinese film industry have a long history, but only recent 50 years Chinese movie come go to abroad, go to every film festival. Well, this time I come to Adana International Film Festival. I think it's good. Chinese film, we have a big market, but most of the film focus on ourselves market. But only a few film come go to abroad. I think Chinese movie is a very good communication, culture, and national friendship is artwork. I think it's a film festival. It's very important. Give me chance show Chinese movie. Great, and congratulations for Lifetime Honors Award, by the way. Your last movie, Yixi Zhuoma, which is one of your extraordinary masterpiece of your filmography. However, it was in 2000. Is this a break or a decision? Yes, yes. You know, I'm shoot that film in 2000. That is my 9 movies. Because I'm not a film studio's professional director. I'm a professor, teacher. I'm a master time working on Beijing Film Academy. I teach students. Only very few time I can choose some chance made my film. In 2000, I made a film like that, Yixi Zhuoma. English title is Song of Tibet. But that film is about Tibetan woman's love story. It's very, get a censorship very straight. And I think half years censorship this movie, I cut a lot of shots. But no, I'm not very happy. I told them, you must change this censorship chip system. You must change, give me artist space doing what I want to express. After that, I just directed 2 TV series. You know, in China, cinema is popular, but TV, go to every family, everywhere. TV series is very important, very popular. I do 2 TV series, and because my students most go to both field, directing the film, directing the TV drama. I think in the history, a lot of countries have a censorship, but after this experience, they think censorship in a very good way. You must, censorship, if by law, that is good. If by some officials, individual opinion, sometimes like this, sometimes like that. I think China like this, no by law, just the official censorship. I always ask them to change this, reform this system. I think the future will be changed. You know, our neighbor country, South Korea, since the 80s, cancer censorship change. South Korea film developed very good, very fast. Yeah. You have talent in many different areas, directing, screenwriting, acting, and also teaching. This is very inspiring, but I wonder which one of them really defines you? Yeah, I must focus on film production in directing. Yeah, I learned directing, I doing this, I teach in this way. But I most time is working on film school. I like teaching because I like recent years from our school have a lot of excellent Chinese film young makers like Chen Kaige, Zhang Yimou, Jia Zhangke. I think there is my work too, much better, much important than my films. Yeah, I like teaching. You have lots of local and global festival awards during your professional life. So I wonder your feelings about International Adana Altın Koza Film Festival. Oh, this I first time being here, first time now. In Adana have a film festival and have a long history, established in 1969. It's a long time. Before some days, I go to and then have a film museum. As it's an ancient building, 3 floors building, have a room. One room is about film festival. And then I think this film festival long history focus on support national films because you have a full catalog. Very important is Turkey's national film competition. I think this is very important. You can support your country's filmmaker talent doing their work. And others, you choose a very good symbol is golden bowl. You know, I never heard a word like this because some days I go to out of city, get a tour, I find this big field is cotton. Yeah, beautiful. I shot a picture in over there. I think this, I very happy get a word that have golden ball. Yeah, you have your character. This film festival is very good. Do you follow Turkish cinema? You have a favorite movie and director in Turkey? Yeah, yes, most because some when people in younger, in teenager, in youth, you must I like this, I like that. That time I only can saw some film from China, from Soviet Union, socialism country. Yeah, I think Eisenstein and Potemkin is old Russian film director. But in East film director, I like Kurosawa from Japan. Their work very strong influence for us, yeah. So what about Turkish cinema? Turkish, yeah, I saw recent from the 80s. I saw some Turkish movie. Especially 80s, your film get Cannes, big award. It's, name is Your. Yeah. I show this movie to our students and the teachers. Everybody like it's excellent, good. And the recent years is Once Upon in Anatolia and the where and the. His new way, because it's a Ceylan director, very famous in China, filmmakers. Last year, he came to China as a jury in Shanghai International Film Festival, and film festival showing his own movie for audience. But I think I like a lot of this time. I come here, I want to find a chance to see more Turkish movie. I saw two, it's very good. But sadly, sometimes some films no English subtitle. You're talking about two very important directors in Turkish cinema. Yeah. One of them, Yılmaz Güney, and the other is Nuri Bilge Ceylan. And finally, will we see you with a new movie in a short time? I don't think so. I think no. I just enjoy late years. I want to keep my body hairs. I can go to everywhere, get a tour because I like travel. Go to. In the world, a big, lot of places I never been. I just heard, like Turkish. I think from your movie, from everything, now some lot of Chinese people like get a tour, go to Istanbul, go to mid of your country. You that time have some stone cave, and you can have. You take a bird, fly. Oh yeah, I think I check this my mobile phone. Lot of Chinese tourists today, yesterday, just shoot a lot of picture. Yeah, I think in future, I want to come again for visit your beautiful country. Now long history, colorful history. Yeah. Please come again, Mr. Professor. Yeah, Thank you very much. Maybe my pleasure. You are waiting for the right time for a new movie. Okay. Thank you so much. You're welcome. Yeah, my pleasure. Thank you. Değerli izleyenler, Sinema Artı bütün hızıyla devam ediyor. Haftanın öne çıkan sinema olaylarında sıra değerli izleyenler. Meraklısı için Haber Artı geliyor. ...9 Ekim'e kadar sürecek 2. Başka Sinema Ayvalık Film Festivali başladı. Açılış töreninde Kav Yıl'ın yönetmeni ödülü bu yıl Kız Kardeşler filmiyle adından söz ettiren Emin Alper'e verildi. 2 saate kalmaz kasabadayız. Festivalin açılışında İspanyol yönetmen Pedro Almodovar imzalı Acı ve Zafer filmi sinema severlerle buluştu. Bu yıl festival süresince başlıca festivallerden ödülle dönen, dünya çapında merak uyandıran 22 ülkeden 40'a aşkın film yer alıyor. Buralı değiliz ya, biz yukarı taraftan geliyoruz. Çoğu Türkiye'de henüz gösterime girmemiş bu filmlerin yönetmenleri, oyuncuları ve ekiplerinin büyük bölümü festival için Ayvalık'a gelip izleyicilerle buluşacak. 25. James Bond filmi No Time to Die'dan ilk poster yayınlandı. Filmden gelen ilk posterde efsanevi İngiliz ajanı James Bond'u son kez canlandıracak olan aktör Daniel Craig boy gösteriyor. Oyuncu kadrosunda Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Lia Seydoux, Christoph Waltz ve geçen yıl en iyi aktör Oscar ödülünü kucaklayan Rami Malek yer alıyor. Keri Joji Fukunaga yönetmenliğindeki merakla beklenen yeni James Bond filminin ülkemizde 3 Nisan 2020 tarihinde izleyiciyle buluşması bekleniyor. İKSV tarafından düzenlenen 18. Film Ekimi maratonu başladı. İstanbul'da başlayıp Ankara ve İzmir'de devam edecek festival boyunca 63 film gösterilecek. 13 Ekim'e kadar İstanbul'da sinema severlerle olacak festival, 11-15 Ekim'de Ankara'da, 18-22 Ekim'de de İzmir'de yılın en iyi ve en güncel filmleriyle devam edecek. Bu yıl festivalde görme engelli vatandaşlarımız için de yeni bir uygulama yer alıyor. Film Ekimi programında yer alan 15 filme Hayal Ortağım uygulamasıyla sesli betimleme yapılacak. Görme engelli festival takipçileri bu filmlerin sesli betimlemelerine hangi operatörü kullanırsa kullansın, ücretsiz olarak Hayal Ortağım uygulamasıyla ulaşabilecekler. 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmler açıklandı. Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, sinema yazarları Sevin Okyay ve Mehmet Açar'ın ön jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu, festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması için seçilen 10 filmden 8'i Türkiye'de ilk kez seyirciyle buluşurken, 6'sı da dünya premierini Antalya'da yapacak. Bilim ve Sanat Vakfı Türk Sineması Araştırmacıları, Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ve İstanbul Şehir Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenen Eskimeyen Film Günleri 15-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl 3.sü düzenlenecek olan etkinlikte Ömer Lütfi Akat, Halit Refi, Osman Fahir Seden, Ömer Kavur, Yavuz Turgul, Reha Erdem, Kaan Müjdeci gibi yönetmenlerin filmleri gösterilecek. Klasikler, Gizli Hazineler, Post Yeşilçam Sineması, Yeni Türk Sineması olmak üzere 4 ana başlık çerçevesinde şekillenen programda Yeşilçam Sineması'nın klasiklerinden ödüllü filmlere uzanan birçok yapım gösterilecek. Dünya premierini yaptığı 76. Venedik Film Festivali'nden Altın Aslan ödülüyle dönen Joker'den Ekim ayı açılış rekoru geldi. Vizyona girdiği ilk gün 13.3 milyon dolarlık gişe geliriyle ilk gece açılış rekorunu, 92 milyon dolarlık gişesiyle de hafta sonu açılış rekorunu kırdı. Geçen senenin rekortmeni Tom Hardy'nin başrolünü oynadığı Venom Zehirli Öfke'yi tahtından etti. Venom Zehirli Öfke, geçtiğimiz yıl Ekim ayında vizyona girdiği ilk gece 10 milyon dolarlık hasılata, ilk hafta sonu da 80,3 milyon dolarlık hasılata imza atmıştı. Bir Hayat Bir Film bölümümüzde bu hafta dünya sinemasına damga vuran büyük yönetmen, yazar ve oyuncu Orson Welles'i ölüm yıldönümünde anıyoruz değerli izleyenler. Dahi yönetmen ve filmografisinin en önemli yapımlarından biri Yurttaş Kane sizlerle. Orson Welles, 1985 yılının Ekim ayında kaybettiğimiz, dünya sinema tarihinin en önemli isimlerinden George Orson Welles'in ölüm yıldönümünde kendisini anıyoruz. Aktör, yönetmen, senarist ve yapımcı olarak sinemaya hizmet veren Orson Welles, 1915'te mucit Richard Head Welles ve piyanist Beatrice Eves Welles'in ikinci çocuğu olarak dünyaya gelir. 1924'te kaybettiği annesinden piyano yeteneğini, ondan 6 yıl sonra kaybettiği babasından da merak duygusunu alır. 1931'de mezun olduğu Todd Seminary for Boys okulundaki öğretmeni Roger Hill'ın yönlendirmesiyle tiyatroyla tanışır. Aynı zamanda okulun radyo istasyonunda kendi yazdığı bir Sherlock Holmes uyarlamasını sergileyerek ilk radyo programını da yapmış olur. Harvard Üniversitesi'nden burs kazanmasına rağmen eğitimini sürdürmeyen Welles, bunun yerine Avrupa'ya seyahate çıkar. Dublin'deki Gay Theatre adlı tiyatro topluluğuna giderek kendisinin bir Broadway yıldızı olduğunu iddia eder. Seçmelere girer ve rolü kapar. 1934'te The Hearse of the Age adlı 8 dakikalık ilk kısa filmini çeken Welles, aynı yıl aktris Virginia Nicholson'la evlenir. Ancak ikili, Welles Hollywood'a adım atmadan hemen önce boşanır. 1943'te ünlü aktris Rita Hayworth'le evlenerek yönettiği Şangaylı Kadın filminde yeni eşine başrol verir. So are we to the west coast by way of the canal. We short a man on the crew. Stüdyo ile sürekli anlaşmazlıklar yaşayan sinemacı, büyük Hollywood stüdyolarıyla çalışamayacağını anlar ve 1948'de tekrar Avrupa'nın yolunu tutar. Bu yolculuğa çıkmadan hemen önce Rita Hayworth'le de boşanır. 1956'ya kadar Avrupa'da kalan Welles, burada Macbeth oyununu beyaz perdeye uyarlar ve ardından 3. Adam Kim filminde rol alır. Come out, whoever you are. Oscar ve Altın Palmiye sahibi Orson Welles, Yabancı, Don Kişot, Otello, Ölüm Raporu, Bitmeyen Balayı, Dava gibi birbirinden önemli filmleri sinemaya kazandırır ve çoğunda başrol oynar. Yurttaş Kane, Orson Welles'in henüz 26 yaşında senaryosunu, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği ilk uzun metrajı olan 1941 tarihli Yurttaş Kane, zamanın ötesine geçmiş başyapıttır. Ölen bir iş adamının söylediği son sözün sırrını açığa çıkarmaya çalışan muhabirin hikayesini anlatan film, vizyona girdiğinde öyküsünün orijinal olmadığı iddia edilir. Dönemin en büyük medya patronlarından Randolph Hearst, kendi hayatını anlattığını düşündüğü bu filmin gösterilmesine şiddetle karşı çıkar. Yapımcı şirkete ilk olarak filmin imha edilmesi için prodüksiyon giderlerinin çok üstünde bir para teklif eden, ardından da şirketi tehdit eden Hearst, Welles'i de komünistlikle suçlar. Filmin tanıtımı yapılamayıp, birçok sinema salonu da göstermeyi reddedince stüdyo zarara uğrar. Gişede hüsrana uğrayan, stüdyoya para kaybettiren film 1942'de sinemalardan çekilir. 9 dalda aday gösterildiği Oscar ödüllerinde sadece en iyi özgün senaryo heykelciğini kazanan Yurttaş Kane, tartışmalar, dedikodular ve baskılardan dolayı oluşan ön yargılar neticesinde en iyi film, en iyi aktör gibi dallarda ödüle uzanamaz. 4 sene sonra Fransa'da gösterime girdiğinde tekrar popülarite yakalayan ve Amerikan televizyonlarında gösterilmeye başlanan Yurttaş Kane'in başarısı, senaryosunda olduğu kadar uygulanan sinematografik anlatımda da yatar. Dönemi için devrim sayılabilecek birçok anlatım tekniği, Orson Welles'in ve görüntü yönetmeni Greg Toland'ın dehasının eseridir. Her bir nesneyi ön planda, merkezde ve arka planda aynı anda odakta tutan bir teknik olan derin odağın ilk kez kullanıldığı film, iki boyutlu sinema dünyasına derinlik duygusu kazandıran bir yenilik olur. Kane'in konuşmasını izleyen seyircilerin olduğu sahne de aslında bir fotoğraftır. Hareket yanılmasını vermek için fotoğrafa yüzlerce delik açılır, arkasından verilen ışıklar sayesinde hareketliymiş izlenimi yaratılır. Başta ismi Amerikan olarak belirlenen yapımcı şirketin başkanı George Sheffer'ın isteğiyle adı Yurttaş Kane olarak değiştirilen filmin oyuncu kadrosu, Welles'in henüz 21 yaşındayken kurduğu Mercury Theatre grubundan seçilir. Filme başlamadan önce esinlendiği John Ford'un Cehennem Dönüşü filmini yaklaşık 40 kez izleyen yönetmen Welles, çekimler sırasında bir kaza geçirerek ayak bileğini kırar ve filmi 2 hafta boyunca tekerlekli sandalyeden yönetmek zorunda kalır. Orson Welles'e ait 156 sayfalık kişisel senaryo kopyası 2007'de 97 bin dolara satılan Yurttaş Kane, birçok sinema otoritesi tarafından sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olarak gösterilmektedir. Dünyaca ünlü oyuncular rol aldıkları ilk filmlerinde nasıl görünüyorlardı, son filmlerinde nasıl görünüyorlar? Meraklısı için eğlenceli bir liste artı geliyor. Oscar ödüllü aktör ve yönetmen Russell Crowe'un sinema yolculuğu, 1990 yılında kamera karşısına geçtiği savaş filmi Blood Oath'la başlamıştır. Başarılı oyuncu son olarak geçtiğimiz yıl Boy Erased'da rol aldı. Loki karakteriyle bilinen en son bu yıl Yenilmezler Oyunun Sonu filminde izlediğimiz Tom Hiddleston, ilk olarak 2007 yapımı Unrelated filminde rol almıştı. Oscar'lı metot oyuncusu Matthew McConaughey, bu yıl vizyona girecek Guy Ritchie filmi The Gentleman'la boy gösterecek. Yakışıklı aktörün rol aldığı ilk filmse 1993 yapımı Genç ve Heyecanlı. Komedi filmlerinin aranan oyuncusu Jim Carrey son olarak 2016 yılında Gerçek Suçlar filmiyle izleyicinin karşısına bir mafya babası olarak çıkmıştı. Aktör ilk kez 1984 yılında Finders Keepers filminde rol almıştı. Taht Oyunları dizisinde canlandırdığı Cersei Lannister rolüyle tüm dünyaca tanınan Lena Headey'nin ilk filmi 1992 tarihli Su Şehri. Son James Bond Daniel Craig, 1992 yılında bir Nazi subayını canlandırarak sinema dünyasına adımını atmıştı. Daniel Craig son olaraksa Knives Out filminde rol aldı. Sinema dünyasının efsane isimlerinden Marlon Brando, 1950'de rol aldığı The Man filmiyle sinemaya adım atmıştı. 2004'te kaybettiğimiz aktör son olarak 2001 yılında Komplo filmiyle sinema severlerin karşısına çıkmıştı. İnişli çıkışlı filmografisiyle bilinen Nicolas Cage, bu yıl sevenlerin karşısına Running with the Devil filmiyle çıktı. Aktörün ilk kez rol aldığı film ise 1982 yapımı Richmond Lisesi'nde Hızlı Günler. Titanic filminde Rose rolüyle hayranların gönlünde taht kuran Kate Winslet, beyaz perdeye 1994 yılında Cennet Yaratıkları filmiyle merhaba demişti. Aktivistin son filmi ise bir Woody Allen eseri olan Dönme Dolap. İki Oscar ödüllü aktör Sean Penn, ilk sinema filmi olan 1981 yapımı Teps'te Timothy Hutton ve Tom Cruise'la birlikte rol almıştı. Başarılı aktörü son kez Deli ve Dahi filmindeki rolüyle izlemiştik. John Wick serisiyle ortalığı kasıp kavuran Keanu Reeves'in ilk olarak 1986 yılında Genç Kan filminde rol aldığı pek bilinmez. Geçtiğimiz yıl rol aldığı Venom Zehirli Öfke filmi rekorlar kıran Tom Hardy'yi sinema severler ilk olarak Kara Şahin Düştü filminde izlemişti. Son olarak Radioactivate filminde Marie Curie'ye hayat veren Rosamund Pike'ı ilk olarak 2002 yılında bir James Bond filmi olan Başka Gün Öl'de izlemiştik. İki Oscar ödülü sahibi Tom Hanks, 1980 yılında Yalnız Olduğunu Biliyor filmiyle Beyaz Perde'de boy göstermişti. Başarılı aktör son olarak 2017 yılında The Post filminde rol aldı. Geçen yıl Vice filminde Dick Cheney rolünde izlediğimiz başarılı metot oyuncusu Christian Bale'in sinema serüveni, 1987 yılında henüz 13 yaşındayken rol aldığı Mio Min Mio filmiyle başlamıştı. Geçen yıl 6.'sı için kamera karşısına geçtiği, tüm zamanların en başarılı aksiyon serilerinden Görevimiz Tehlike'nin yıldızı Tom Cruise, 1981 yılında ilk kez Sonsuz Aşk filmiyle karşımıza çıkmıştı. Sinema tarihinin kült filmlerinden kabul edilen Sevginin Gücü'nde henüz 13 yaşındayken izlediğimiz Oscar ödüllü Natalie Portman, bugünlerde gösterimde olan Lucy in the Sky ile sinema severlerin karşısında. Tim Burton'ın prensi Johnny Depp, son olarak İtalyan yapımı Waiting for the Barbarians için kamera karşısına geçti. Yakışıklı aktörün rol aldığı ilk yapımsa kült korku filmi Elm Sokağı Kabusu. Jake Gyllenhaal'da çocuk oyuncu olarak sinemaya adım atanlardan. Bu yıl Örümcek Adam Evden Uzakta filmiyle beğeni toplayan aktör, ilk olarak 1991 yapımı Şehirli Züppeler'de rol aldığında henüz 11 yaşındaydı. Oscar'lı oyuncu Leonardo DiCaprio'nun Beyaz Perde kariyeri de bir korku filmiyle başladı. 1991'de Mahluklar 3 filmiyle izlediğimiz DiCaprio, son olarak Tarantino imzalı Bir Zamanlar Hollywood'da filminde rol aldı. Sinema Artı'dasınız. Benim hayatımı en çok etkileyen filmlerden biri Evde Tek Başına Bir'di. 1990 yılında sinemada izlemiştim. Sinemada izlediğim ilk filmdi. Abimle beraber gitmiştik. Kuşkusuz ilk film unutulmaz ama bir unutulmaz tarafı daha vardı. Ben okuma yazmayı daha öğrenememiştim ve film altyazılıydı. Bu yüzden abim bütün film boyunca bana tercümanlık yaptı. Bu filmi benim için unutulmaz hale getirmişti. Binlerce film izledim belki bu yaşıma kadar ama bu film benim için unutulmaz bir film oldu. Sinema Artı'nın bu haftada sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.